İsviçre'den hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İsviçre'nin son yaz günlerinin tadını çıkartmak için geldik dışarıya. Şehrimize yakın yere Vilde'yiz şu an arkadaşlar. Vahyer'de geziyoruz. Sizleri Gölet'te de yani. Yani Türkçesi gölet oluyor. Güzel bir yürüyüş yapalım ve size İsviçre'de birkaç konu hakkında detaylı bilgi verelim. Konularımızı anlatır mısın? Konumuz İsviçre'deki kiralar. Peki niye derseniz, bunu bir kere daha anlatmışsınız derseniz, çünkü arkadaşlar burama geldi. Hatta burama geldi. Taştı yani bile. Her çektiğimiz short videoda İsviçre'de yaşayan arkadaşlar videonun altına şey yazıyor. Siz işte bir de İsviçre'deki kiraları anlatın. Sanki İsviçre'deki işte İsviçre'de kira ödemiyorsunuz. İşte sanki İsviçre'de kiralar çok ucuz. Tamam da arkadaş, biz mesela sigara fiyatını kıyaslıyoruz. Kira ne alaka şimdi? Kira sanki Türkiye'de ödemiyorlar. Aynen. O ayrı bir şey. O zaman ben her çektiğim videoda sağlık sigortası, telefon, internet, elektrik, doğalgaz her şey dahil mi? Yani 20 saniyelik videoda her şeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Her seferinde bir saatlik YouTube video çekemem yani. O zaman bugün size İsviçre'deki ev almayı, İsviçre'deki kiraları, İsviçre'deki yaşam standartları, biraz maddiyatlı bir konu olacak. İşte anlatacağız. Bir de söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Hı hı. Başlamadan. Şimdi diyorsunuz ya hani kira ödüyorsunuz. Hı hı. Şimdi evet kira ödüyoruz. Tabii ki yani her ülkede olduğu gibi kirada olduğu gibi ödüyoruz yani böyle şey tabii yok. Tabii canım. Şimdi Türkiye'de yani İstanbul diyelim mesela. İstanbul'da kiralar minimum bir asgari ücret değil mi? Yanlış minimum, mı? Minimum evet. Heh. Yani en az yani gidip Esenyurt kusura gibi bakma. Bir yerde oturmazsan minimum. Kusura bakma da İsviçre'de asgari ücret kadar kiralık evde oturuyorsan ya göl kenarında oturuyorsun ya da villada oturuyorsun. Yani boğazın altında oturduğunu düşün. Yani. İstanbul Boğaz'da. Yani kıyaslayamazsınız. İsviçre halen ucuz arkadaşlar, kusura bakmayın. Ve şimdi o zaman şöyle bir bunları şey. Bunları anlatacağız şimdi. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyeyim. Ben İsviçre'de iki çocuklu, iki kişinin çalıştığı bir ev. Yani dört kişi çalışıyor. Aynen, iki kişi çalışıyor. Bu insanlar İsviçre'de isteseler ev alabilirler mi? Satın almak. Evet, satın almak. Zaten kirada her türlü oturuyorlar. Yani. Dış sokakta kalacak halleri yok yani. Diyelim ki bu insanlar ev almak istiyorlar. Nasıl ve ne kadar bir sürede ev alabilirler? Ayda ortalama 1000 frank topladıklarını düşünelim. Kenara atıyorlar. Yani onu aslında şöyle söyleyebiliriz. İsviçre'de zaten ev almak dersen yani evin komple fiyatını nakit vermiyorsun. Evet. Yani kredi sistemi var evlere özel. Ya. Hipotek dediğimiz, hipotek galiba Türkçe'de de bilinen bir kelime. Yani. Hipotek sistemi de İsviçre'de böyle. Şimdi bankacı bilgilerimi anlatayım. Aynen. Hem İsviçreli olduğunu hem de bankacı olduğunu bize hissettir. Aylık ortalama 1000 frank kenara atıyorlar. Şimdi ve ne kadar sürede alırlar? Hipotek sistemi şöyle. %20'sini nakit getirmen lazım. Geri kalan %80'ini krediye bağlayabiliyorsun. Şu an güneş geldi birazcık. Evet. O yüzden böyle bakıyorum. Kusura bakmayın. Gözlük almayı unuttum. İşte %80'ini krediye bağlayabiliyorsun. Bu %20'nin %10'u nakit olması lazım. %10'u emeklilik paralarından olabilir. Yani emekli olduğunda alacağın paradan bir kısmını çekebiliyorsun. Hı hı. O çok detaylı olur. O şeye girmeyeceğim. Ya. Her neyse. Diyelim ki ev 1 milyon. Hı hı. Düz rakamlar kullanalım daha kolay olması için. %20'sini kendiniz getiriyorsunuz. 200 bin. 800 bini de banka size kredi veriyor. 200 binin dediğim gibi %10'unu nakit getirmeniz lazım. Yani 100 bin. 100 bin. 1000 frank kenara bir kişi mi koyuyor? İkisi beraber toplam mi? Toplam yani. Çocukların masrafını çıkıyorsun. Her şeyine çıkıyorlar. 1000 gerçekten bin artıyor. 1000 frank kenarda. 100 ay o zaman hesap ortada. 100 ay kaç ay sene yapıyor? Benim matematiğim çok yok yani. Ben sağlıklıyım ama. 8 seneden birazcık fazla yapıyor. Şimdi 8 seneden biraz fazla bu parayı her ay toplayıp ev alabiliyorlar. Hı hı. Şimdi ev aldıktan sonra bu kredi sistemini nasıl ödüyorlar? Şimdi kiradayken mi? Mesela Türkiye'de de aynı durum.
Ev alıyorsun, 20-25 sene ödüyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani benim o 5 sene önceki gördüğüm Türkiye'de hani kirada otursan daha iyiydi. Banka faizleri, kredileri çok yüksek. Evet, Türkiye'de hani o sorun İsviçre'de var. İsviçre'de de öyle mi? Yok, tam tersi. İsviçre'de yani şu an tam şu anki sürelerde faizler birazcık yükseldi. Hı hı. Ama halen Türkiye'ye göre çok çok ucuz. Yani anladım. Halen pahalı diyemeyiz. Hı hı. Ve faizler düşük olduğu için her türlü ev satın almak değiyor yani. Değiyor yani. Çünkü sonuçta borcun azaldıkça hı hı. sonra çok çok ucuza yaşayabiliyorsun. Hani geleceği düşünürsen ilk okay. bir senede belki değmiyor olabilir ama geleceğini düşünürsen her türlü değiyor. Güneş şu an tam bize karşı ama yine de yani değerlendireceğiz çünkü hava çok güzel. Aynen. Geri ödeme sistemi de şöyle. %80 dedik ya hani kredi veriyorlar. Evet. %66.67 yani 3'te 2'si o yüzden öyle saçma sapan bir sayı. Birinci hipotek sayılıyor. Geri kalan %80'e ikinci hipotek sayılıyor. Yani birinci hipoteki hiçbir zaman geri ödemesen de olur. İkinci hipoteki 20 sene içinde geri ödemen lazım. Anladım. Onu her ay faizle beraber onu da kesiyorlar. 20 seneye bölüyorlar. Hipotek şimdi başka taraftan da bakalım. Şimdi parayı nasıl toplarlar onu konuştuk. Ama şimdi bankanın kontrol ettiği şeyler de var. Bu faizi, bu geri ödemeyi aylık taşıyabilir misin? Bu da önemli. Yani diyor ki sen ben sana krediyi versem de sen bu krediyi geri ödeyebilecek misin? Çünkü İsviçre'de yasa var. Bankalar seni borçlandıramaz. Yani seni zor duruma düşüremez. Hani öyle bunu Türkiye'deki gibi etmeleri lazım. Hani şu an değil de o kartla an... o kartı öde, o kartla o kart o yok. O yok yani. Yok. Tamam. Şimdi hipotek sisteminde böyle. Aylık ödeyeceğin işte faizdir, şudur, budur bütün masraflar maaşın 1/3'ünü geçmemesi lazım. Anladım. Kriter bu. Yani 2 maaşın, 1 maaşın, 3 maaşın artık eve kaç maaş giriyorsa 1/3'ünü geçmemesi lazım. O zaman veriyorlar. Anladım. Şimdi ev alma sistemi 3 aşağı 5 yukarı sen aylık 1000 frank toplarsın sana kalmış. 500 toplarsın yine sana kalmış. 1 milyonluk ev almazsın yarım milyonluk ev alırsın. Şimdi ona göre değişiyor. Şimdi tam da o konuya geleceğim. İsviçre'deki ev fiyatları çok mu pahalı? Mesela hani bugün 2+1 dediğimiz hani o Türkiye'deki sistemde 2+1, 3+1 evler ortalama bir ailenin oturabileceği bir yerde 3 aşağı 5 yukarı ne kadar fiyat? Şimdi çok saçma bir soru soracağım ama ben o 2+1, 3+1 sistemini hiçbir zaman yani anlamadım. Yani 2 oda, 1 salon. 2+1 bizim ev mi oluyor? Aynen öyle oluyor. 3,5 oda diyoruz biz ona İsviçre'de. İşte hani ben o 2+1 ben de tam bilmiyorum. Bilenler söylesin bize. Hani ama 3 aşağı 5 yukarı 2+1, 3+1'den bahsedeceğiz. Yani bizim ev şeyinde. 2 yatak odası, 1 salon oluyor. Evet. Tamam. Şimdi önce bir kiradan başlayalım. Şimdi size açık açık söyleyebilirim bizim kiramızı. Bunda gizlenecek bir şey yok yani. Yani sonuçta ödüyoruz yani. Bizim evin altında yeni bina olduğu için kapalı garaj var direkt. O dahil 1670 frank ödüyoruz. Asansör de var. Hani biraz da evin içinde makine var. Geçen sefer size anlattığımız evet. çamaşır makinesi. Biraz daha pahalı yeni evlerden yani yeni yapılmış 5 senelik binalar. 1670 ödüyoruz aylık. Park dahil dediğim gibi. Bir de şey de dahil. Nebenkosten ne oluyor? Hani şey dahil oluyor. Su, işte binanın elektriği falan filan. Ortak giderler. Ortak giderler dahil bile. Bir tek senin kendi harcadığın şeyi ödüyorsun. Elektrik ayrı geliyor. Okey. Genel. Sene sonu onu sonra hesaplıyorlar. Fazla ödediysen geri alıyorsun. Yani eksik ödediysen 1670. Biz ama geri alıyoruz normalde. Yani çok iyi hesaplamışlar. 1700 diyelim aylık. Mesela bizim evin aynısı Zürih'te aşağı yukarı ne kadardır? Tam ona gelecektim. Zürih'te şimdi stadt diyelim. Merkez. Göl manzarası yok. Merkez pardon Almanca'ya geçtim. Göl manzarası yok. Sadece einfach büyük şehirde olması yani İstanbul gibi olması. O ev rahat. Bence 2500 falan vardır yani. Yani rahat
2500'den başlar, tamam mı? Hı hı. Ve Zürih'te ev bulunamadığı için, Zürih öyle bir şey ki bir ev boşalıyor 100 kişi gidiyor. Anladım. Ev bulamıyorsun ve rahat üstü açık. Yani gerçekten yani millet fiyat öyle biçemezsin. Ev, öyle ev aradığı için şu an ev sahipleri için çok mükemmel bir durum. Çünkü her kiraya verebiliyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şey var o zaman. Hani mesela Zürih'ten bahsettik. Bir de mesela İsviçre'nin ucra köşelerinden hani biraz daha hani köy tarzı dediğimiz yerlere geçersek. Bu 1600'lük kira ortalama ben tahminimce 1000'e de düşebilir. Hani daha doğrusu evin konumu önemli bence. Evet yani önümün, evet konumu diyecektim. Evin konumu önemli. Mesela şu an bizim oturduğumuz yer şehir, evet. Ama nasıl diyelim mesela, nasıl kıyaslanabilir? Şimdi nasıl anlatabiliriz? Mesela Kadıköy var, büyük şehir. Küçük ne var onunla kıyaslayabileceğin İstanbul'dan? Avcılar mesela diyelim. Mesela Avcılar. Hani Esenyurt diyelim. Hani bunların konumu veya işte ulaşımı işte bizim de şimdi mesela tren var, otobüs var, bütün alışveriş dükkanları var, her şey var. Yani şehir, biz köyde yaşamıyoruz ama daha büyük şehirler var. Tabii ki. Öyle diyebiliriz. Mesela Vil dediğimiz şehir, bizim kaldığımız ilin merkezi. Orada mesela aynı evi tutmak istesek, yani yine 3,5 oda, orada rahat 1800-1900 verirdik. Yani bir 200-300 frank belki fazlası olur yani. 200-300 frank fazlası olurdu aylık. Hı hı. İşte köye gidersen onun yerine o parayı düşebilirsin. Yani 1100-1200'e düşer büyük ihtimalle. Evet. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, hani merkezde oturmuyorsunuz diyelim. Aynı ev 1500 frank, merkezde 1800, köyde 1200 diyelim. Aradaki farkı siz ulaşım için kullanacağınızdan dolayı, işinizle alakalı olacağı için değişebiliyor. Ya bir de şey hani de var mesela, şehirde okul var, köyde belki yok. Çocuğunuz aynen varsa okulun olması önemli. Ama mesela yaşlı bir çiftseniz, çocuğunuz hepsi büyümüş, şey olmuş. Kendi işinde, gücünde. O zaman okul ha var, ha yok. Fark tabii etmiyor. Ki. Okul yok dediğimde şöyle, ilkokul hep var. Hı hı. Ama hani ortaokul, üniversite, lise öyle şeyler olmuyor, olabiliyor küçük yerlerde. O zaman otobüsle falan gitmesi gerekiyor çocuklar. Evet. O da masraf tabii ki. Hani onu kıyaslaman lazım. Ya şimdi onlar detaylı konular. Onları sizlere bırakıyorum ama arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bakın şimdi 1670 frank dedim. Hadi 1700 diyelim, düz rakam olsun. Şimdi asgari ücret diyelim 4000'den. Bakın size bir daha tekrarlıyorum. Bu konuda çok tartışılıyor. İsviçre'de genel bir asgari ücret yok. Evet. İsviçre'nin bazı illerinde var, bazı illerinde yok. Bunu şu an değiştirmeyi düşünüyorlar. Her neyse ortalama brüt 4000 diyebiliriz. Okey. Hadi net diyelim 3000 ile 3500 arası, yaşa bağlı, kesintilere bağlı. Hı hı. Yani aşağı yukarı kira maaşın yarısı. Yani hesaplarsan bir kişinin maaşı yarısı. Hani şöyle bir şey var. Peki şimdi ben diyelim. Şimdi pahalı mı, siz bize söyleyin Türkiye'ye şimdi göre. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela tek başına bir birey olarak düşün beni. Evli o değilim. O evi tutarsın. 4500-5000 ortalama maaş. O evi tutarsın, sorun evi değil tutarsan yani. Bunun sigortası, işte sağlık giderleri, arabanın sigortası, bu evde ben tek başıma yaşayabilir miyim? Yaşarsın. Yani her gördüğünüz yaşarsın gibi arkadaşlar. Çünkü ben de senelerce yalnız yaşadım. Yaşarsın yani, o yüzden böyle net direkt cevap verebiliyorum. Ben de sırf bir maaş alıyordum. Yok, hayır, o zaman. Yok, sen şimdi bankacısın yani. Sen İsviçrelisin ya. O yüzden yok, diyorum. Yok, onunla hiçbir alakası yok. Ben de onun yerine çok çok daha gençtim ve daha düşük maaş alıyordum yani. Doğru. Şimdi o da, ona da bakman lazım. Yani İsviçre'deki ev konuları, ev almak, kiralamak, kiraya çıkmak veya işte birikim yapmak bu şekildeydi arkadaşlar. Daha detaylı bilgiler bilmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sorularınız varsa yazın, cevaplayalım. Bir de bir şey sormak istiyorum size. Daha detaylı böyle hani İsviçre'de aylık giderleri bilmek ister misiniz? Hani sizinle bir video çekelim mi? Bizim aylık, senelik gerçekten ne giderlerimiz var İsviçre'de? Evet. Maaş neye yetiyor, neye yetmiyor? Anlatalım mı gerçekten? Kız cheese dedi kameradan dolayı, o yüzden Cimo gülüyor. Çok tatlı.
onları da anlatalım istiyorsanız. Yani böyle bir istek var mı yorumlara yazın. Size bunları da anlatayım. O zaman güzel bir İsviçre gününden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.